Ve tercih dönemi geldi. Şimdi seninle beraber Tonguç'um doğru tercihleri nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Tercih çok önemli hocam Sen ya. Sen de kendi yüzdeliklerimine göre doğru tercihi yapacaksın ve en iyi liselere gireceksin inşallah. Sınav maratonunu atlattık. Şimdi de tercih maratonumuz var. 20-29 Temmuz arasında senin için çok güzel bir liste hazırladık. Ve ihtiyacımız olan, gerçekten ihtiyacımız olan kontenjan yüzdeliklerim okul adı il ve e, tercih kodunu içinde bulunduran sadece bunları bulunduran kafanı diğer puanlarla ve benzeri karıştırmayacak bir liste hazırladık. Açıklama da var. iyi butonunda da var. Bunları indirebilsin. Hemen de bunlardan bakaraktan kendi doğru tercihini yapabilsin. Biliyorsun tercih dönemi başladı. Son gün 29 Temmuz saat 17'de bitecek. Dolayısıyla zamanımız hala var ama yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Peki ter, LGS takviminde biliyorsun 20-29 Temmuz'da tercihlerin alınması başlanıyor. Ardından 10 Ağustos'ta bu boş kontenjan ilanı ve sonuçlar açıklanıyor daha doğrusu. 10-14 Ağustos'ta birinci nakiller, 17-21'de ikinci nakiller sonrasında komisyon yerleştirmesi yani mutlaka mutlaka yerleşeceksin. Merak etme. Bir kere açıkta başta, kalır mıyım hocam? Aynen. ilk başta bu endişelerden tamamen arın. Açıkta asla kalmayacaksın. Birinci nakil var, ikinci nakil var. Nakil demek aslında yerleşemezsen ilk yerleştirmede sonrasında nakil hakkını kullanıyorsun. Sonra yeniden e, boş kalan kontenjanlara girebiliyorsun demek. Sonra olmadı boş kalan kontenjanları tekrar değerlendirebiliyoruz. Olmadı komisyon yerleştirmesiyle okullara girebileceğiz. Hiç merak etme. Peki tercih işlemleri nerede yapıyoruz? E okuldan yapıyoruz biliyorsun zaten evladım benim. Ve veya ortaokul müdürlüklerinden yapabiliyoruz. Peki tercih sonuçlarımız ona olsun onu biliyoruz. Bazı sorular geldi bize. Mesela Kav demiş ki bize puanım 425. Yüzlerim yüzde 4.1. 0.1. İyi mi sizce? Bence Ka Kayseri'de yaşıyorum. Hangi seri tercih etmeliyim? Ona bakacağız şimdi. Hepsine cevaplayacağız. Tayyung demiş ki bize. LGS yazmış hocam. Evet. LGS puanı ile tercih yapmak zorunlu mu? Sadece ben yerel yerleştirme ile alan okulları tercih yapmak istiyorum. Puanım kötü geldi. De, evet yapabilirsin. E, Cansu demiş ki 20 tane tercih yapmak zorunlu mu? Yani daha az Yapabiliyoruz. Onları hemen cevaplayacağız. Merak etmeyin. Tüm soruları cevaplayacak mısın? Rümeysa Çulha soru vermiş bize. Ondan sonra Slatamer e, bazı sorular sormuş. Şimdi onlara mesela Sevda Anur demiş. Dokuz hayalim lise Beşiktaş'tayım. E, girebilir miyim? Yüzde yedi, demiş. Aynı zamanda e, bunlara bakacağız ve Suha demiş ki mesela yüzde kırk yedi çok endişeliyim. Ne yapalım? Şimdi onların hepsine bakacağız. Ama öncesinde senle beraber hatta şu soruları şurada bırakalım. Tercih sürecimizde tercih sürecinde bir kere üç tane kısım var. Bu üç kısımdan birincisinde beş adet zorunlu bir şekilde zorunlu bir şekilde mutlaka me merkezi yerleştirme değil de sınavlı yerleştirme değil de evladım benim adresimize yakın yerleştirme, ADS, yerel, yerleştirme. Yani yerel yerleştirme dediğimiz kısımda kendimize yakın adresimize yakın e, okullardan mutlaka seçmemiz gerekiyor ve veya komşu okullardan seçiyoruz ama 5 adet mutlaka bu tercih hakkımızı kullanacağız. Burada minimum 3 tane yapabilirsin. Mutlaka e, bu tercih hakkını kullanacaksın. Ardından merkezi sınavla alan okulları tercih edebiliyorsun. Dolayısıyla sınav e, puanımızı, yüzdelik dilimimizi burada kullanacağız. 10 adede çıkartıldı. Bu normalde 5 taneydi geçen sene ve ondan sonra da pansiyon okulundan 5 tane seçebiliyoruz. Peki tercih zamanında bir kere yerel yerleştirme alan okullarda ilk 3 okul kayıt alanından mutlaka olmalı. Yani adresine yakın olmalı. En fazla 5 okul seçebiliyoruz. Aynı türden en fazla da 3 tane okul seçebiliyoruz. Yani üç tane Anadolu Lisesi seçtiysek e, daha fazla Anadolu seçemiyorsun. Merkez sınavla öğrenci olan okullar da ikinci kısımda giriyor. Burası LGS Bu, değil mi hocam? Aynen burası LGS dediğimiz yüzdelik dilime tercih yapacağımız ve 10 tane okul seçebiliyoruz burada artık. Pansiyon Motivasyon en fazla 5 tane okul seçebiliyoruz. Ama hepsini doldurmak zorunda değiliz. Bu arkadaşlarımız bazı soruları vardı. Hepsini doldurmak zorunda değiliz. Ama mutlaka mutlaka şunu da söylemek istiyorum. Mutlaka mutlaka buradan yerel yerleşim alan okullardan mutlaka tercih etmek Onu zorundayım. Onu tercih etmezsem ne olur ki hocam orada? O, o, zaman açılmıyor LGS ile yerleştirme. Ekranı açılmıyor. Örnek tercihe bakalım sana beraber. Bak birinci tercihimiz bir kere ben sadece şu anda LGS ile tercih yapman gereken şeyleri söylüyorum sana. Zaten adresine yakın okullardan kendin istediğin ve beğendiğin okulu seçeceksin ama mesela LGS tercihlerine baktığın zaman ilk 10 tercihi sıraladığımız zaman ben olsam yayını şöyle yaparım. İlk başta bir tane hayal koyarım mutlaka. Yani hayalim olan. Mesela ben yüzde beşim. Yüzde biri koyarım. Yüzde ikiyi koyarım. Bunlar benim için hayallerdir. Ve ondan sonra isteklere gelir. Sonrasında birazcık daha gerçekçi oluruz. Sonrasında gerçekten gerçekçilere geliriz. Yani olabileceklere geliriz. Yani çıkabileceklere geliriz. Ve en sonunda da kesin olurlara geliriz. Yani 8 9 10'da açıkta kalmayalım diye ki açıkta kalma diye bir şey yok bundan söylemek istiyorum. Hadi kesin olabilecekleri mutlaka yazarız ve 10 tercihimizi böyle değerlendirebiliriz. Ha bazı küçük illerde e, bunların her birisi dolmak zorunda değil bu arada. Onu söylemek istiyorum. Hani illa bütün hepsini dolduracağım diye bir şey yok. İlla bunun aynısı olacak diye bir şey yok. Belki 5 tane de hayalleri, istekleri olabilecekleri ve kesin olabilecekleri yapabilirsin. Ama önemli olan büyükler mesela İstanbul'da bütün hepsini doldurursun. Yani kesin doldurursun. Ki iyi ki iblise girebilsin diye. Ve asla ve asla emeklerim çöpek gitti. İstediğim puan olmadı. En iyisiye gidemeyeceğim şeklinde olumsuzlukları vazgeçerek bu tercih yapmak zorundasın. Yani şimdi bu programları yani tercihlerini yapacağın zaman buradaki okulları dolduracağın zaman eğer kafanda, eğer kafanda aklında, beyninde, ruhunda kalbinde böyle şeyler varsa onları bir kere temizlemen gerekiyor. Yani, Kesin bir yere yerleşir miyim hocam? Ki, bak aynı sınav süreci gibi. Sınav sürecinde sen böyle şeylerle gitseydin ne olacaktı? O zaman sınavda moralin bozulacak, stres olacaktın ve kötü e, yanlış işaretleyecektin, değil mi? Aynı onun gibi tercihlerde de doldurduğumuz zaman salim bir kafayla yani sağlıklı bir kafayla yapabilmemiz için tercihlerimizi bir kere bu gibi olumsuz düşüncelerden kesinlikle kendini arındırman gerekiyor. Arındırdıktan sonra tercihlerine oturman gerekiyor. Sakın ha karamsar bir şekilde asla tercih masasına oturma. Mutlaka tercih yapmadan önce okulunu araştır. Yani 20-29 Temmuz tercih süremiz var. Tamam. Hala zamanımız var. Ama burada mutlaka mutlaka okuluna eğer gidebiliyorsan gitmeyi ihmal etme. Oradaki fiziksel şartları görmeyi ihmal etme. Dışarıdan bile olsa görmen senin için bir artıdır. Onunla alakalı belki internetten Google'dan falan arama yapabilirsin. Belki YouTube'da videoları vardır onlara bakabilirsin. Bunlar senin için çok değerli. Ve örnek tercihler şu şekilde olmalı. Bak işte burası bizi çok ilgilendiriyor. Mesela yüzde 0.5'lik bir arkadaş tercih aralığı varsa yüzleri geldiyse bu sene. E, şunu unutmayalım yüzde 0.2 ile yüzde 1.5 aralığını tercih etmek zorunda. Ve bu yüzde 0.2 ile yüzde 1.5 aralığını tercih edecek ya. Burada bir şey daha açtık. Bak dedi ki 2020 kritik yüzdelik dedik. Yani burası çok önemli. Eğer sen %0,5 bu sene aldıysan ama e, kesin bir okula merkezi sınava girmek istiyorsan unutma 2020'de e, aday sayısı geçen seneye göre yüzde kırk arttı. Yani geçen sene bir milyon öğrenci girmişti. Şimdi artık bir milyon dört yüz bin öğrenci girdi. Dolayısıyla yüzdeliklerde 0.5 olan arkadaşımızın kritik yüzdeliği sıfır yediye geldi. Bu 2020 kritik yüzdelik şu demek. Yani yüzde sıfır virgül beş olan bir arkadaşımız veya yüzde beş olan bir arkadaşımız için konuşuyorum. Yüzde beş olan arkadaşımız asla tercihlerini yüzde altıda bitirmeyecek. Yüzde beşte bitirmeyecek. Mutlaka mutlaka buraya kadar gelmeli tercihlerinde. Çünkü eğer yüzde beşte yüzde altta ben zaten buna girerim diye girerse 2020'deki aday sayısı arttığından dolayı kendi bölgesinde yeni açılan okulların kontenjanları yeterli olmuyorsa buraya bile giremeyebilir. Dolayısıyla aman dikkat edelim. Yüzde beşlik bir arkadaş. Yüzde altıda tamam ben bitirdim. Ben kesin girelim zaten canım. Ya geçen sene yüzde beşte yüzde girmişiz. Demesin çünkü 2020'de aday sayısı 1 milyondan bir milyon dört bine çıktı. Dolayısıyla bu kadar aday sayı çıktıysa yüzde beşlik bir arkadaş yüzde yedi buçuk buçukluğu da 7.15'e kadar gelmeli tercihlerinde. Biz zaten onun için dedik ki büyük bir aralık verelim. Büyük aralıkta tercihlerimizi değerlendirelim. Yani yüzde beşlik arkadaş yüzde ile yüzde sekiz buçuk aralığını mutlaka yazsın ki LGS'de girebileceği okulların aralığı bu yapsın. Hani hayallerin yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç hayallerimiz aslında. Bu da kesin girebileceklerimiz. Hani orada kesin girebileceklerimize sakın ha sakın yüzde altıda kesmeyelim. Veya yüzde sıfır sıfır olan arkadaşımız kesin girebilecekleri de yüzde altı zannetmesin. Yüzde sıfır altı zannetmesin. Yüzde sıfır yediye kadar mutlaka insin. Burası çok kritik. 2020'de aday sayısı arttığından dolayı böyle bir şey oldu. Hadi gel, gel bakalım senle beraber. Mesela bu arkadaşımız vardı. E, Kav 079G'ye e, bakalım seninle beraber. Demiştik arkadaşımız puanım 425. Yüzdeliğim yüzde 4.01. İyi mi sizce? İyi evladım. Te tebrik ediyorum seni. Kayseri'de yaşıyorum. Hangi liseleri tercih etmeyim? Hemen bakalım. Tonguç Akademi Tercih Destek Hizmetleri'nin e, şeyine bakıyoruz. Listesine bakıyoruz. Hemen Kayseri'ye bakıyorum. Burada bütün iller var bu arada. E, hemen Kayseri'ye kadar geliyorum. İyi e, ki hemen İstanbul ne kadar fazla görüyorsunuz ee, Kayseri'ye geldim Kayseri'ye geldikten sonra burada teker teker bakıyorum diyor diyor ki arkadaşımız puanım 400. Hiç önemli değil. Bana ne? Umrunda bile değil puanın senin. E, ne bizim için önemli? E, %401. %401 dilimle bir kere biz ne demiştik? Aralığımıza bakalım. %4'lük bir aralık yaklaşık buraya geliyor. Değil mi evladım benim? %4'lükse %2'ye kadar inebilir. %5'liğe e %3'e kadar inebilir. %4'lükse %2'ye kadar inebilir. %7.5'lığa kadar çıkabilir. O zaman arkadaşımız %2 ile %7.5 arasında da bir tercih yapmalı. Hani ben burada yüzde beşe baktım ya. Yüzde beşte yüzde üç, yüzde sekiz buçuktu. Yüzde dört olduğu için, yüzde dört olduğu için o zaman dedim ki bir puan hepsinden indireyim dedim. Bir yüzdelik dedim hepsinden Yüzde ikiyle yüzde yedi buçuk. O zaman baktım sonra listeye mesela Bünyan Fen Lisesi yüzde yedi virgül altmış üç. Buradan buldum. Bunu işaretledim. Hop. Ondan sonra beş virgül kırk altı Develi İMKB e, Fen Lisesi var burada. Mesela yüzde iki virgül ...yüzde ikiye kadar iniyordum ya... ...Sami Yang'ın Anadolu Lisesi'ni... ...ercih arkadaşımız. Sonra açtım... E, ...Ali Rıza... E, pardon özür dilerim... ...RGS Anadolu İmavitip Lisesi... ...yüzde yedi virgül mesela... ...giriyor. Bir de şu anda şunu söylemek istiyorum... ...yüzde dört ya... Arkadaşımızın... ...bu seneki olası... E, ...kritik yüzdeliği... Hemen şunu söylemek istiyorum... ...kritik yüzdeliği yüzde altı... ...virgül on kadar inmeli... ...arkadaşımız. Onu da söylemek istiyorum. Yani... ...kesin bir okulasına ala girmek istiyorsa... ...kritik yüzdeliğine dikkat etmeli. Peki peki hemen geldik Burada baktık mesela başka ne olabilir? E, %7,47 ile Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi. SBL yani. E, Kayseri Lisesi %4,51. Bu da olabilecek bir şey. Bir de burada yıldızla gösterilen şeyler var. Bunları siz göremiyorsunuz ama ben e, tekrar tekrar hatta şöyle göstermek istiyorum. Oo. Bu listede bak çok önemli bir şey var. Yıldızla gösterilen şeyler var. Bu yıldızla gösterilen şeyler yeni açılan okullar. Mesela Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi. Yeni açılan veya yeni bu listeye eklenen merkezi sınava... ...yine alacak okullar. Bunun kontenjanı belli değil. Ben olsam bunu da yazardım. E, çünkü bu bir piyango artık. Yani bilmiyoruz puanını... Yüzdeliklerimi de bilmiyoruz. Ama eğer bu okulu... ...gidip araştırırsan ve... ...gerçekten güzel olduğuna inanırsan... ...bence bu okulu yazmanda da hiçbir hiç sakınca yok. Mesela Pazarören Anadolu Lisesi de... ...aynı şekilde yıldız yıldız verilmiş. 170 tane kontenjanı var. Girebilme şansın var diyebiliriz. E, veya mesela Nuh Mehmet Bal Döktü... ...Anadolu Lisesi %3,36. Yani bunları yazarsan bu aralığı tercih etmiş olursun. O zaman e, buradan kavluğuna da bir kavlun mu Ne Hong Kong'dan mı? Ha, buradan, evet, ki. aynen burada tercih etmeliyim demiş. Bunda yapmış olduk. Hemen düzenleyelim. Peki başka arkadaşımızın yorumları. Mesela LGS puanı tercih yapmak, yapmak zorunlu mu? Sadece ben yerel yerleştirmeyle alan okulları tercih etmek istiyorum. Ee, puanım kötü. Evet yapabilirsin. Sadece yerel yerleştirmeyle bir okula girebilirsin. iyi bir okula da girebilirsin. Kendine yakın olan okulları iyi araştırmanı tavsi tavsiye ediyorum sana. 20 tane tercih yapmak zorunlu mu? Yani daha az yapabiliyoruz. Evet yapabilirsin. İlla bütün okullarda okul doldurmak zorundasın. Sadece yerel yerleştirmede 3 tane okul garanti doldurmalısın. Çünkü eğer LGS girmemiş bir sürü arkadaşımız var sonuçta. Onlar da tercih yapmamış olabilirler diyoruz. Başka diğer, diğer sorulara gelelim mesela. Hocam yüzdelik dilimim 12.35 Samsun'da yaşıyorum. 8.40 olan bir okula gidebilir miyim sizce? Ee, bak burada hemen Samsun alalım. Burada aldık ee, hemen bu listemiz açıklamada iyi butonunda var bu arada. E, yüzdelik dilimimiz 12 40, 12 35miş 12 35'e geldim. Samsun ee, Samsun hocam. Samsun'a geldim. Samsun'da Karadeniz bölgesinde. Demek ki bak 8 40 olan bir okul demiş ya. Ben buradan hemen buldum. Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'ne girmeye çalışıyormuş Rümeysa Çola. Ee, şimdi 8.40'sa 8.40'sa bak dikkat edelim hemen yüzdeliklerimlere bakalım buradan ee, Rümeysa'cığım. Bizim neredeydi yüzdeliklerimlerimiz? Hemen altında Hemen şöyle yapalım. Bak 8.40'sa demek ki bu arada bir yerde yani yüzde, yüzde ondan iki puan eksik. O zaman Rümeysa'nın yapması gereken şey aslında hani yüzde onsa yüzde sekiz yap demiştik ya. ...yüzde sekiz, pardon yüzde on iki otuz ise yüzde on özür dilerim, şurada bir yerde... ...o zaman yüzde onla Rümeysa, e, bunun e, iki fazlası, bunun iki fazlası, yüzde on aralığını tercih etmelisin Rümeysa'cığım bir kere. Yüzde sekiz bir kere birazcık senin için aslında... Ee, i̇yi iyi hedef mutlaka ilk tercihini yazmalısın. Ne olur ne olmaz diye mutlaka ilk tercihini yazmalısın. Yani tercih etmek deyip sakınca yok. Mutlaka ilk tercihini yaz. 8.40 olan bir okul ilk tercih yaz. Ama senin aralığın bu olmak zorunda. Senin aralığın bu olduysa eğer sen buna uygun Samsun'da okulları belirlemelisin. Mesela %10,49'da Havza Fen Lisesi'ni gördüm pardon. Evet %10,49'a Havza Fen Lisesi'ni görüyorum. Ama anladığım kadarıyla sen SBL'cisin. Yani sosyal bilimler lisesisin. Baktığımızda Samsun'da başka ses, sosyal bilimler lisesi yok ama Anadolu lisesi de senin için güzel bir tercih çünkü Anadolu liseleri de sosyal bilimler lisesi gibi güzel eğitim verebiliyorlar. Mesela burada başka Anadolu Lisesi, Samsun Anadolu Lisesi çok yüksek puanı ama ak, e, bakalım burada Samsun'da e, başka var mı? Kurt... Pardon özür dilerim. Ee, Samsun'da e, Anadolu Lisesi, e, Bafra Fen Lisesi var. Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Bunlar yeni eklenmiş. Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bak bunların kontenjanları tamamen e, piyango aslında. Bunlar olabilir. Ondan sonra Altın Kum, e, Altın Kum Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Bunlar yeni eklenmiş. Bunları deneyebilirsin e, Rümeysa'cığım. Bunun gibi okulları yüzde yüzde on %18 arasında tercih etmeni tavsiye ediyorum sana. Şimdi demiş ki arkadaşımız Tonguç bir sonraki videoda hangi yüzdelik dilim aralığında kişiler hangi yüzdelik dilimleri yazabilir bakabilir misin? Ee, lütfen destek olun. Zaten onu yapıyoruz şu an seninle beraber. Sevda Nurcuğum demiş ki yüzde dokuz yüzdelik dilimiyle yüzde sekizlik, yedilik, yüzdelik dilimde bir okula yerleşebilirim. Evet yerleşebilirsin. Ama tekrar söylüyorum. Kritik yüzdelik diye bir şey var. Kesin eğer yerleşmek istiyorsan yüzde dokuzla kritik yüzlerende senin aslında yapman gereken şey yüzde %12'ye kadar inmen. Yani sen eğer %9'san, %9san %12'ye kadar inmen iyi olabilir. %12'ye kadar in diyebiliriz sana kritik yüzdeliklerde. Yani 2020 kritik yüzdeliklerde %112'ye kadar inersen çok daha başarılı olacaksın. O zaman süper bir şekilde tercih döneminde sizinle beraber olmaya devam ediyoruz. Bunun gibi yüzlerce soru gelecek biliyoruz. Sorularınızı yorumlara yazın lütfen ve en çok like alan 3 yorumu cevaplandıracağız. Kaç i̇şte, soru sorabiliriz hocam? Aynen tek bir soru sorabilirsiniz bu arada. En çok like alan yorumda tek soru hakkı var. Yani 5-6 tane soru yazanları kabul etmeyeceğiz ne yazık ki. Ama tekrar söylüyorum. E siz bu süreçte hep yanınızda olacağız. Her gün geri sayım videoları gibi e, tercih videoları yapacağız. Oradaki sorularınıza cevap vermeye çalışacağız oranları açıkladık size ve bu oranlara göre yani daha bu yüzdeliklerin aralıklarına göre tercihlerinizi yapmaya çalışın. Bir kaba listeyi oluşturun. Şöyle önünüze böyle bir bu listeyi alın. Kaba listeyi oluşturun. Ondan sonra okullara gidin gezin. Ondan sonra karar vermeye çalışın. A acelemiz yok. Sakin sakin muhteşem bir şekilde olumsuz düşünceleri, düşünceleri bir tarafa bırakarak mükemmel tercih yapacağız. Hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Görüşmek üzere bir sonraki. Teşekkürler hocam.